Herkese nasılsınız umarım çok iyisinizdir. Ben yine Pete Gibi'nden Ela. Bugün konumuz da İtalya'da tıp okumak. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki yurt dışına okumanın tabii ki bir sürü avantajları var. İtalya'da avantajları çok olan Avrupa ülkelerinden bir tanesi. Bu avantajları isterseniz ulaşımla başlayalım. Türkiye'ye yakın oluşu hem de ülkede çok fazla toplu taşımanın kullanılması hem ulaşım ücretini azaltıyor hem de her yere çabuk bir şekilde gitmenizi sağlıyor. Bu gerçekten bence büyük bir avantaj. Bunların dışında ise İtalya'da tıp fakültelerinin çoğu devlet üniversitelerine bağlı olduğundan dolayı uygun fiyata eğitiminizi tamamlayabiliyorsunuz. İtalya'nın burs olanakları da gerçekten fazla, bunlardan bahsedeceğim, merak etmeyin. En son olarak da 6 yılın sonunda almış olduğunuz uluslararası sertifika ile dünyanın hemen hemen her yerine mesleğinizi yerine getirebiliyorsunuz. Örnek olursanız İtalya'nın en büyük avantajı diğer ülkelere göre gerçekten daha kolay kabul şartlarının bulunması. Bu kabul şartlarını 3-4 kategoriye ayırabiliriz. En temel şartımız 12 yıllık eğitiminizi bitirmeniz. Yani 12. sınıftan mezun olmanız. 12. sınıftan mezun olduktan sonra ise YKS sınavına girerek bu YKS sınavında 180 puanlık olan barajı geçmeniz. Ve eğer barajı geçmezseniz İtalya'da tıp okumak için yeterli bulunmuyorsunuz. En önemli şartımız ve gerçekleştirmesi en zor olan şartımız ise İtalya'nın bir nevi tıp kabul sınavı olan IMET sınavı. Bu IMET sınavından biraz bahsedelim isterseniz. IMET sınavı international öğrenciler için olan bir sınav ve İngilizce dilinde yapılıyor bu sınav. 60 sorudan oluşuyor. 12 soru genel kültür, 10 soru mantık, 12 soru kimya, 18 soru biyoloji, 4 fizik ve 4 matematik sorusundan oluşuyor. Ve bu 60 soru için size 100 dakikalık bir zaman tanıyor. 100 dakikada bu soruları çözmeniz lazım. Her doğru çözdüğünüz soru için alacağınız puan 1,5 puan ve her yanlış yapladığınız soru için maalesef 0,4 puanı kaybediyorsunuz. Türkiye'deki sınavlardaki gibi 4 yanlış bir doğruyu götürüyor vesaire sistemi burada yok. Ve bu sınavdan alabileceğiniz maksimum puan 90, ama şu ana kadar 90 puan alan olmadı. Maksimum alınan puanlar 70-75 civarı arasında değişiyor. Üniversitelerinde her yıl taban puanları değişiyor. İstediğiniz üniversitenin taban puanlarını kendi web sitelerinden bakabilirsiniz. Her okulda mutlaka bulunuyordur. Şöyle söyleyebilirim ki her yıl katılan öğrenci sayısına ve sınavın zorluğuna göre de üniversitenin taban puanları her yıl değişiklik gösteriyor. Ve bu IMET sınavına giren Türklerin hepsi şöyle bir şey söylüyor. YKS sınavının konularını kapsıyor ve YKS sorularına göre daha temel ve daha basit yapılabilecek sorular olarak nitelendiriyorlar IMET sorularını. Bu yüzden gerçekten çok fazla endişelenmenize gerek yok. Eğer YKS'ye hazırlanan bir öğrenciyseniz gerçekten işiniz biraz daha kolaylaşabiliyor diyebilirim bu IMET sürecinde. Bu IMET sınavı Eylül ayında gerçekleşiyor. Şöyle bir olay var ki, biliyorsunuz YKS'de ne oluyor? Sınava giriyorsunuz. Sınava girdikten sonra puanınız açıklanıyor. Puanınıza göre okullarınıza tercih sıralamasına koyuyorsunuz. Burada tam tersi işliyor bu sistem. Sınava girmeden önce tercihlerinizi yapmak zorundasınız. Eğer bir Türk vatandaşıysanız, yani bir Avrupa ülkesi vatandaşı değilseniz sadece bir tane tercih yapma hakkınız oluyor. Yedek tercihiniz olmuyor. Bir tane tercih hakkınız olduğundan dolayı IMET sınavınızın puanını yaklaşık olarak tahmin etmeniz gerekiyor. Bunun için de en güzel yöntem daha önce çıkmış soruları veya buna benzer denemeleri çözmek. Şayet denemeleri çözmezseniz ve puanınızı tercih edemezseniz istediğiniz üniversiteye yerleşemezsiniz. Tercih hakkınız sıfırlanmış oluyor ve o yıl İtalya'da tıp okuyamamış oluyorsunuz. Biraz talihsizlik ama önemli değil. Denemelerinizi çözdüğünüz ve puanınızı tahmin ettiğiniz sürece hiç önemli değil bence. Üniversitenizi tutturduktan sonra üniversitenize girme hakkı kazanmış oluyorsunuz. Dil belgesi şartı var mı? Bundan biraz bahsedeyim. Çoğu üniversite dil belgesi istemiyor. Çünkü girdiğiniz IMET sınavında aldığınız puanın yeterli olduğunu görüp İngilizcenizin de buna yeterli olduğunu düşünüyorlar. O yüzden istemiyorlar. Nadir olsa da bazı üniversiteler IELTS sınavından belli bir puanı, 5-5,5 gibi bir puanı almanızı istiyorlar. Ama dediğim gibi üniversiteler çok azınlıkta. Yani istediğiniz üniversitenin web sitesine bakıp IELTS belgesini isteyip istemediklerine bakabilirsiniz. Bu şekilde de hazırlıklı olmuş olursunuz. Bir sürprizle karşılaşmazsınız. Yani bu tüm şartları yerine getirdiğinizde İtalya'da okumaya hak kazanabilirsiniz. Dediğim gibi çok çok fazla bir şartı yok aslında bakarsınız diğer ülkelere kıyasla. Şimdi de biraz istiyorsanız maddi olanak ve burslardan bahsedelim. Burs DSU bursu diye geçiyor. Peki bu DSU bursu nedir? Üniversitede eğitim görme hakkı bursu olarak geçiyor. Ama tabii ki de bu burstan faydalanabilmek için bir tane şartımız var. Bu şart ise ailenizin yıllık gelirinin 23 bin euronun altında olması. Eğer ailenizin yıllık geliri 23 bin euronun üzerindeyse maalesef bu burstan faydalanamıyorsunuz. Çünkü ihtiyacınız yokmuş gibi görülüyor. Bu yüzden de başvuramıyorsunuz. Yani başvursanız bile kazanamıyorsunuz bu bursu. Bunun dışında yapmanız gereken ailenizin tüm maddi evraklarını, ödediği vergilerden, maaşlarına kadar hepsini
kendisine beyan etmek. Bunları beyan ettiğiniz takdirde size karşılık olarak 1500 euro ile 5500 euro arasında bir miktar olarak burs veriyorlar. Bu burs da dediğim gibi tamamen evraklara göre değişiklik gösteriyor. Kur farkından dolayı Türk vatandaşları genellikle iyi bir miktarda burs alabiliyorlar. O yüzden çok merak etmenize gerek yok açıkçası. Amerika, İngiltere tarzı ülkelere göre gerçekten çok daha kolay burs alabiliyorsunuz. Bunun dışında ise bursu kazandınız, sizden geri de alabiliyorlar. Nasıl geri alabiliyorlar? Eğer senelik derslerinizin gerekli kredilerini tamamlayamazsanız veya o dersten senelik olarak kalırsanız sizin bursunuz maalesef kesiyorlar. Yani üniversiteler derslere katılıma gerçekten önem gösteriyor bu anlamda. Bunu da söyleyeyim, bu bursun miktarı kazandığınız üniversitenin olduğu şehre göre de değişiyor. Daha pahalı bir şehirse daha fazla burs verme olanakları artıyor açıkçası. Ve bu DSÖ bursu hemen hemen her devlet üniversitesinde var, o yüzden merak etmenize gerek yok. Bursun başvuruları yaz ayında, yani Haziran-Temmuz aylarında oluyor. Sonuçları ise Eylül ayından Aralık ayına kadar devam ediyor. Yani sonbahar-kış aylarında öğrenmiş oluyorsunuz bursunuzun miktarını, ne kadar kazanıp kazanmadığınızı. Şimdi biraz daha konaklamadan bahsedelim istiyorsanız. İtalya'da konaklamak için gerçekten seçenekleriniz bol. Yurtta kalabilirsiniz, ev tutup kalabilirsiniz veya dairelerde kalabilirsiniz. Bu tarz seçenekler bulunuyor. Şimdi ise biz İtalya'nın en pahalı şehri olan Milano'daki konaklama ücretlerine bakacağız. Eğer üniversitenizin veya başka okulların yurtlarında kalmak istiyorsanız ve bunu tek kişilik olarak gerçekleştirmek istiyorsanız 500 Euro'dan başlayıp daha fiyatlar farklılık gösterebiliyor. Eğer kendiniz oda tutmak istiyorsanız 500 Euro'dan başlayıp fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Ve eğer bu odayı başkalarıyla 2-3 kişiyle paylaşmak istiyorsanız 300-400 Euro arasında değişiyor bu fiyat. Ve şimdi de en pahalı olan seçenek ev fiyatları. Ev fiyatları 650 Euro ve 800 Euro arasında değişiyor. Çok daha farklı fiyatlar oluyor ama genel olarak minimum 600-650 euro arasından başlıyor fiyatlar. Bunlar dışında aylık mutfak masrafları gerçekten çok fazla olmuyor. Eğer karnınızı güzel bir şekilde doyurmak istiyorsanız, arada sırada restorandan da yemek istiyorsanız 150 euro, 200 euroya ulaşabiliyor. Ama eğer derseniz ki ben yemeğimi dışarıdan yemiyorum, evimde pişiriyorum, 100 euro gibi bir ücret ayırabilirsiniz. Bunlar dışında ulaşım ise gayet rahat. Zaten en başında da söylemiştim videonun. Kendiniz bir toplu taşıma kartı alarak gayet uygun bir fiyata ulaşım giderlerinizi karşılayabilirsiniz. Bunun dışında ise sosyal yaşam, tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek. Bunların hepsini yapmak istiyorsanız aylık ödeyeceğiniz maksimum fiyat 70-80 euro oluyor. Arada sırada gidecekseniz ise 40-50 euro arasında değişiyor bu fiyatlar. İtalya'da çok fazla tercih edilen bir yöntem ise haftalık 20 saat çalışma izninin öğrenciler gerçekten çoğunu kullanıyorlar. Ve bu şekilde sosyal masraflarını karşılamış oluyorlar. Ve genellikle bunlardan aldığı ücretler saatlik 5 ile 10 euro arasında değişiyor. Yani anlayacağınız üzere part time çalışıp çok fazla bir miktar kazanmasanız da belli ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ki çoğu öğrenci de bunu gerçekleştirebildiği kadar. Evet, bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer başka merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa bize yazmayı unutmayın. Tüm sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.